Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel, şirin, kullanışlı, sıcacık hırka yapımını paylaşmak istiyorum. Hırkamız için 1,5 yumak kadar Nako Edit Baby kullanacağız arkadaşlar. Ve ben 3,5 numara şişle yapacağım. Hazırladığım ip yine Nako Edit Baby'nin gri tonlarını seçmiştim. Şimdi sarı renkteki ipiyle hazırlayacağım. İp numaram 2857. Arkadaşlar 79 ilmekle çalışmamıza başlayacağız. Hemen ipimin ucunu buluyorum. Yaka çalışmamız lastikten oluşacak. Ve ajur kısımlarımız ise saç örgüsünden oluşturarak yapacağımız bir hırka çalışması olacak. 6-12 ay bebeklerimiz için uygun olan bir hırka olacak. Şişime 79 ilmeğimi takıyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yakım çekimde ve ağır bir şekilde yapmak istiyorum. 16, 17. Başlangıcı nasıl yaptığımı merak eden arkadaşlar için özellikle birkaç ilmeği yavaş bir şekilde yaptım arkadaşlar. İpimizi şu şekilde iki parmağımızın üst kısmından geçiriyoruz ve aşağıya doğru bir V şeklini aldırıyoruz. Sonra bir üstten bir alttan dolayarak ilmek atıyoruz. Bu şekilde bir başlama tekniği kullanıyorum. Hemen sayalım kaç ilmek başlamışım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 39, 40. 79 ilmeğimizi şişimize taktık. Hemen uç kısmına 2 adet düğüm atacağız. Daha sonra düğümlerimizi gizlemek için. Şimdi arkadaşlar, baştan 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Baştan 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 8. ilmeğimi ters ve devamında düz. 1 ters, 1 düz. 1 ters, 1 düz, 1 ters. Bir düz. Örgümün son 7 ilmek kalana kadar bir ters, bir düz olarak örmeye devam ediyorum. Ters, düz. Ters, düz. En son tersi yaptım. Düz yaptım ve tersle sıramı bitirdim. 3, 6, 7 ilmeğim kaldı. 7 ilmeğimi de haroşa olarak öreceğim. Yalnız arkadaşlar, haroşa olarak ördüğüm 7 ilmeğin son ilmeğimi örmeden sanki düzmüş gibi alıyorum. Dönüşte öreceğim bu ilmeği. Kenarlarımın şu şekilde düzgün durması açısından. Baştaki ilk ilmeğimi gördüğünüz gibi sanki haroşaymış gibi örüyorum. Kalan 6 ilmeğimi haroşa örüyorum. Sonra bu sefer ilk ilmeğimiz düzle başladı. Ters, düz, ters. Yani kenar haroşalarımızı, yani şuradaki haroşalarımızı saydığınızda 5 diş olana kadar başlardaki patlarım 7'şer ilmek haroşa olacak. Ortadaki kalan ilmeklerim bir ters bir düz olarak
kenarlardan 5 diş oluşana kadar öreceğiz. 5. sıramızı yaparken de sol yana gelecek şekilde 1. ilikevimizi açacağız. Hırkamızın bitimine kadar toplamda 5 kez ilikevi açacağız arkadaşlar ve her bir ilikevimizin arası 12 diş haroşa aralıklarla olacak. Başa kadar bir ters bir düzümüzü tamamlayalım. Hatta 5. sıramıza kadar bir ters bir düz ve kenarlar 7 ilmek haroşa olarak tamamlayıp gelelim ve birlikte 1. ilikevimizi açalım. Evet, yaka mesafemizi tamamlamış olduk. Sol yana gelecek şekilde 1. ilikevimi açıyorum arkadaşlar. Baştan 3 ilmeğimi ördüm. Bir kez doladım. Hemen 2 ilmeğimi birlikte keserek 1. ilikevimi açmış oldum. Arkadaşlar, bu sırayla birlikte artık roba ayrımına da başlamak istiyorum. Yeterli kadar yaka uzunluğu, yaka mesafemiz oldu. 7 ilmeğimizi haroşa olarak ördüğümüze göre 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmek bizim 1. yanımız için ayırdığımız ilmek sayımız arkadaşlar ve bundan sonraki bütün örgümüz haroşa olarak devam edecek. Sadece ajurlarımız saç örgüsünden oluşacak. 12 ilmeğimi ördüm. 1 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2, 3, 4. 4 ilmeğimi düz ördüm. 1 ilmeğimi daha ters örüyorum ve 1. ajurumu yapmış oldum. Bu arada hemen özür dileyerek geriye dönüyorum. Artırmalarımızı yapmadık arkadaşlar. Evet, şimdi tekrardan kurulumu anlatmak istiyorum. 7 ilmek haroşamızı yan patlar için ördük. Bu yan patlardan sonra 8, 9, 10, 11, 12, 5 ilmek daha haroşa örerek 12 ilmeğe ilk yanımızı tamamladık. Burada 1 adet gizli artırma yapıyorum. 1 adet ilmeğimi ters örüyorum. 4 ilmeğimi düz örüyorum. 1 ilmeğimi ters örüyorum. 6 ilmeğim benim ajur ilmeklerim. Hemen bir kez daha gizli artırmamı yapıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. 7 ilmek kol için yeterli olan ilmek sayım ve haroşa olarak ördüm. Bir kez daha gizli artırma yapıyorum. 1 ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz ördüm. 1 ilmeğimi daha ters örüyorum. Gizli artırmamı bir kez daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. 17 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bir kez daha gizli artırmamı yapıyorum. 1 ilmek ters örüyorum. 4 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek daha ters örüyorum. Hemen bir adet daha gizli artırmamı yaptım. Diğer kolumuza geldim. 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmek yine kol için haroşalarımı ördüm ve bir kez daha gizli artırmamı yapıyorum. 1 ilmek ters ördüm. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm, 1 ilmek ters ördüm, bir adet daha gizli artırmamı yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 ve son ilmeğimi örmeden aldım 12. Diğer yanımız için ayırdığım ilmek sayısı 12. Hemen şöyle kısaca bahsedeyim arkadaşlar. 7'şer ilmek haroşalardan oluşan yan patlarımız için daima haroşa başladık ve bitime kadar haroşa gidecek. Lastik kısmımızı ördükten sonra 12'şer ilmek yanlara, 7'şer ilmek kollara, 17 ilmek arka kısmımıza vererek haroşa ördük. Ajurlarımız tamamen gizli artırmadan oluşacak ve 6'şer ilmek ayırdık ajur ilmeklerimizi. 6'şer ilmeğimizin başlangıç ve bitiş ilmeği ters, diğer ortadaki 4 ilmeğimiz düz olarak devam edecek robamız bitene kadar. Kısaca özetledikten sonra arka kısmından yeleğimizi örmeye devam edelim. Yine 12 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Bir ilmek gizli artırdığımıza göre tersten gelirken 13 ilmek haroşamızı örmüş olduk. Ön yüzden ters ördüğümüze göre bir ilmek arka yüzden düz örmemiz gerekiyor. 4 ilmek ters örmemiz gerekiyor. Yine bir ilmek daha düz ve kol kısmı için 9 ilmek haroşa örmemiz gerekiyor. Arka kısımdan hırkamızın dönüp gelirken. Artırmalarımız gayet net bir şekilde belli oluyor zaten arkadaşlar. 1 düz, 4 ters ve 1 düz. Yeniden arka kısımdayım. Sırt kısmındayım hırkamın. 17 ilmekten oluşmuştu haroşalarımız. 2 adet her iki baştan gizli arttırma yaptığıma göre 19 ilmek haroşamı öreceğim. Yani gizli arttırmalarımda haroşa olarak örmüş olacağım. Ve arkadaki ilmek sayımız 19'a çıkmış oldu dönüp gelirken. Bir ilmek düz, 4 ilmek ters, bir ilmek daha düz ve yine kolum için 9 ilmek haroşamı örüyorum. Bir ilmek düz, 4 ilmek ters, bir ilmek düz ve yine geriye kalan 13 ilmeğimiz artık haroşa olarak örüyoruz ve birinci sıramızı hırkamız için tamamlamış olduk. Son ilmeğimizi örmeden aldık. Dönüşte öreceğiz. İkinci sırada da yine aynı mantığımızı devam ettiriyoruz. 13 ilmek haroşamı örüyorum. İlmek hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. Bir adet gizli artırmamı yapıyorum. Bir adet ters örüyorum. 4 ilmeğimi düz örüyorum. 1 ilmek ters. Yine bir adet gizli artırmamı yapıyorum. Ve kolumuz için haroşalarımızı örmeye devam ediyorum. Şu ters ilmeğim. Gizli artırmamı yapıyorum. 1 ilmek ters, 4 ilmek düz, 1 ilmek ters ve gizli artırma. Arka bedendeyim. Gizli artırmamdan sonra 19 ilmek haroşamı öreceğim. Her ters ilmeğin yanına bir gizli artırma yapıyoruz ön yüzden. Artırmalarımız tamamen ön yüzden olacak arkadaşlar.
Gizli artırmamı yapıyorum. 1 ilmek ters, 4 ilmek düz, 1 ilmek daha ters ve gizli artırma. Yeniden diğer kol çalışmamın olduğu yerdeyim. 9 ilmek haroşamı öreceğim. İkinci sıramdayım çünkü. Ve şimdiki gizli artırmalarımla birlikte kollarım 11 ilmeğe çıkmış oldu. Hemen bir gizli artırma daha yapıyorum. Ve kalan 13 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Arka bedenden gelirken arkadaşlar haroşaları haroşa, tersleri ters, düzleri düz olarak diğer başa kadar ilerleyelim ve bu sıramızı da, yani ikinci sıramızı da tamamlamış olalım. Üçüncü sıramızda ise ilk burgumuzu, saç örgümüzü yapacağız. Arka yüzden dönerken gizli artırma olarak yaptığımız ilmeklerimizi ise mutlaka haroşa olarak örüyoruz arkadaşlar. Hemen sıranın başına kadar tamamlayıp döneyim. Evet, üçüncü sıramıza döndük robamızın. Yine baştaki haroşalarımı örüyorum. Üçüncü sıramızda olduğumuza göre arkadaşlar 14 ilmek kadar ilk yanımız artmış oldu. 14 ilmeğe çıkmış oldu. Gayet robamız belli oldu artık. Ajurlarım net bir şekilde ortaya çıktı arkadaşlar. Ve artık birinci burgularımı yaptıktan sonra daha net ajurlarımı ve ayrımlarımı görmüş olacaksınız. Şimdi 14 ilmeğimi ördüğüme göre bir kez gizli artırmamı yapıyorum. 1 ilmek tersimi örüyorum. Şimdi 4 ilmeğimi örmeden sağdaki şişimi aktarıyorum. 2 ilmeği çıkarıyorum şişimden. Arkasındaki 2 ilmeğimi sol yandaki şişime takıyorum. Ve ön yüzden 2 ilmeğimi diğer şişimle, yani soldaki şişimle alarak yine diğer şişime takarak bir kıvrım oluşturdum. Şimdi bu 4 ilmeğimin yerlerini ikişerli olarak değiştirdiğime göre düz örmeye devam edebilirim 4 ilmeğimi. Birinci burgumuzu yapmış olduk. 5. ilmeğim ters, gizli artırma ve şu an 11 ilmekten oluşan kollarımızı haroşa olarak örüyorum. Çünkü 3. sırasını tamamlıyorum örgümün. Yeniden gizli artırmamı yapıyorum. 1 ilmek ters örüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 ilmeği sağdaki şişime örmeden aldım. 2 ilmeği çıkardım. Hemen arkasındaki 2 ilmeği soldaki şişime taktım. Yine sağdaki şişimin yardımıyla bırakmış olduğum 2 ilmeği ön kısımdan geçirerek soldaki şişime yeniden taktım. Sonra yerlerini değiştirerek bir kıvrım oluşturduğum bu ilmeklerimi düz olarak ördüm. 5. ilmeğim ters. Gizli artırmamı yaptım. Ve şu an arka beden için ayırmış olduğum haroşa ilmeklerimi örüyorum. Arkadaşlar kıvrımlarımız bu şekilde. Yan kısımdan saydığımız zaman her 3 diş, bu gördüğünüz gibi 3. sıra haroşalarımızı örerken yapmış olduğumuz bir kıvrım. 3 diş arayla, 3 haroşa, 3 sıra haroşa arayla kıvrımlarımızı yapacağız. Şu kısımda şuradan daha net göstereyim. Bakın burada birinci kıvrımımı yapmışım. İkinci kıvrımla birinci kıvrım arasındaki haroşa sayım 1, 2, 3 gördüğünüz gibi. Her 3 sıra arayla kıvrımlarımızı, burgularımızı yapacağız. Ve gizli artırmalarımızı düşündüğümüz zaman robaya kadar
öreceğimiz sıra sayımız 20 sıra. Bunu nasıl daha net sayarsınız arkadaşlar? Her sırada artırma yaptığımıza göre lastik çalışmamızdan sonraki haroşalarımızı sayarsınız. 20 diş olduğunda artık robamız bitmiş olacak ve her 3 diş arayla burgumuzu yapacağız. Bu şekilde robamızda ilerleyip gelelim. Gizli artırmalarımızı unutmayalım arkadaşlar. En önemlisi gizli artırma yapmak ve 3 diş arayla burgu yapmak. Gördüğünüz gibi bütün sayıları verdiğimize göre çok keyifli öreceğiniz bir roba çalışması oluşturmuş olduk. Evet arkadaşlar, hırkamızın roba kısmını tamamlamış olduk. Robamıza kadar 6 burgu ve 20 diş haroşamızı tamamlamış olduk. Artık kol ayrımlarımıza başlayabiliriz hırkamız için. Şu şekilde göstereyim size son halini. Şimdi artık robamızdaki ilmeklerimizi ayırarak, son bitimdeki ilmeklerimizi ayırarak kol çalışmalarımıza başlayacağız hırkamız için. Hemen şişemi alıyorum. Şu an bir yumak ipimden de geriye bu kadar ipim kaldı. En baştaki kısımlarımızı örmeden aldığımızı söylemiştik. Şimdi ön kısmımızdaki haroşalarımı örüyorum. Artık bütün ilmeklerimiz haroşa olarak öreceğiz arkadaşlar. Artırma yapmayı da bitirdik. Şimdi bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyorum ve kol kısmıma geçtim. Şimdi burası ön kısmımdı. Kol kısmımıza geçiyoruz. Koldaki bütün ilmeklerimi de arka bedendeki burgu yaptığım yere gelene kadar haroşa örmeye devam ediyorum. Evet, kollarımızdaki haroşalarımızı da tamamladım. Şimdi arkadaşlar, burası benim burgumu yapmış olduğum kısım. Bu burgumuzun 4 ilmekten oluşuyordu burgumuz. 2 ilmeğini haroşa olarak örüyorum ve hırkamda geri dönüyorum. İpimi arka kısma alıyorum. Tekrardan diğer ön kısımdaki burguya kadar örüyorum. Yeniden 2 ilmekten oluşan haroşa kısmıma geldim arkadaşlar. Burgumu yapmış olduğum bu kısma geldim. 2 ilmek daha, 4 ilmekten oluşan burgumun 2 ilmeğini ördüm ve kolum için yeniden arka kısma dönmüş oldum. Şimdi yeniden arkadaşlar haroşalarımı örmeye devam ediyorum ve kol kısmımızda şu an 51 tane haroşamız mevcut. Bu 51 haroşayı kolumuz için dönerek hiçbir kesim yapmadan toplamda 30 sıra olana kadar, 30 diş haroşa olana kadar örüp geleceğiz. Daha sonra kol kısmımızın bitimini birlikte yapacağız arkadaşlar. Hemen haroşalarımızı 30 sıraya tamamlayana kadar örelim. Eğer aynı şiş üzerinde rahat öremiyorsanız yeni bir şişe geçiş yaparak
sadece kol kısımlarımızı ilmeklerine aktararak da örebilirsiniz. Ben 30 sıramı örüp gelmek istiyorum hemen. Bakın yine başa geldim. Dönüyorum. İpimi arkaya atıp haroşamı örmeye devam ediyorum. Kol kısmımızdaki 30 sıradan oluşan haroşamızı da tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi ayrı bir şişle geçiş yaptım ve örmesi daha kolay olsun diye. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız örgümüzde? Örgümüzün hem kol kesimini yapacağız hem de kollarımızın dikişini yapacağız. Aynı sırada örerken, yani aynı kısımda örerken, henüz arka kısma geçmeden. Şimdi baştan 30 sıramızı ördükten sonra 3 ilmekten oluşan haroşamı örüyorum. Sonra 2 ilmeği birlikte alıyorum. Yani bir adet kesim yaptım. 2 adet ilmekle haroşamı örüyorum. Sonra 2 ilmeğimi birlikte alarak bir kesim daha yapıyorum. 2 ilmek haroşamı örüyorum. İkisini birlikte alarak kesiyorum. Dördüncü kez kesmemi de yapmış oldum. 2 ilmek örüyorum. Beşinci kez kesiyorum. 2 ilmek örüyorum. 6, 2 ilmek örüyorum. 7, 2 ilmek haroşamı ördüm. 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 kez kesme işlemimi yaptım. Kalan 3 ilmek haroşamı da örmüş oldum. Ve bu şekilde kol kısmımızda küçültmemizi yaptık. Şimdi dönüşte bütün ilmeklerimi yeniden haroşa olarak örüyorum. Başa kadar haroşalarımı tamamladım. Tekrardan kol için ön yüzeydeyim. Şimdi baştaki ilmeğimi yine örmeden aldım. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Düz, ters, düz, ters şeklinde başa kadar ilerliyorum. Ve toplamda arka yüzden de aynı şekilde bir ters, bir düz şeklinde lastik, kol için lastik kısmımızı öreceğiz ve 10 sıradan oluşacak bu lastiğimiz bizim. Hemen kol için lastik kısmımızı da tamamlayalım. Daha sonra kolumuzdan arka bedene geçmeden dikişini de halledeceğiz arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Hemen birazdan göstereceğim. Kol için lastik kısmımızı da tamamlamış olduk. Şimdi kesme işlemimizi yapalım. Yine gördüğünüz gibi şu şekilde de sayayım. 2, 4, 6, 8 ve 10. 10 sıra düz kısımdan saydığınızda kol için lastik kısmımızı ördük. Düzü düz örüyorum. Arkadaki ilmeği üstünden atlatarak kesiyorum. Tersi ters örüyorum ve ilmeğimi kesiyorum. Arkadaki ilmeği daima öndeki ilmeğimizin üzerinden atlatarak kesme işlemimizi yapıyoruz. Bu şekilde. Son ilmeğimizi de kesme işlemimizi yaptık. Şişimizi biraz kenara kaldırıyoruz. Onarma kısmı alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde birazcık uzunca bırakarak ipimi kesiyorum. Şimdi aynı iple, burası kolumun iç kısmı. Hemen iğnemi alıyorum. Ucundan
geçiriyorum ve kol kısmımı şu an birleştirmesini yapacağım. Burası hırkamızın kolu. En baştan dikkatli bir şekilde düz ilmekleri düze dek getirerek, haroşaları uç uca karşılıklı birbirine dek getirerek estetik bir şekilde dikişimizi sağlayıp gelelim. Dikişimizin estetik ve güzel durması önemli arkadaşlar. Çünkü bütün ördüğümüz örgümüzün güzelliğini yapmış olduğumuz bu ayrıntılar yansıtacak. Haroşa örgülerimizin uç kısımlarını nasıl dikildiğini birkaç videomda daha göstermiştim arkadaşlar. Bakın son kısımlardaki dönüşlerde oluşan tomurcukların karşılıklı içlerinden iğnemizi geçirerek haroşa birleştirmemizi de şu şekilde göstereyim. Daha net görünüyor sanırım. Bu şekilde birleştirmemizi kol altına kadar hemen yapıp gelelim. Sonra kol altında nasıl bir işlem yapacağımızı paylaşacağım sizinle. Ve neden daha örgümüz bitmeden dikişi yaptığımızı göstermiş olacağız. Evet arkadaşlar, kol altına kadar geldim. Son haroşamızı da birleştirmesini yapıyorum. Ve şu kısım gördüğünüz gibi ajur olarak ördüğümüz düz kısım. Şimdi orta kısımdan hemen iğnemizle ipimizi sabitliyoruz. Kolumuzu birleştirdik. Yeleğimizin burası ön kısmı. Burası arka kısmı. Gördüğünüz gibi kolumuzu da birleştirdik. Şimdi ne yapıyoruz? İpimizi alıyoruz arkadaşlar. Hemen bir tığ yardımı ile son ön kısımda bulunan son ilmeğimden tığımı geçiriyorum. Arka kısımdan geçirmem gerekiyor. Ve ipimi buradan son ilmeğime takıyorum. İpimi buradan son ilmeğime şu şekilde takıyorum. Arka kısımdan geçirmem gerekiyor tığımı. Ve buraya biraz ipin ucunu uzunca bırakarak düğümümü atıyorum arkadaşlar. Bu ipin ucunu daha sonra gizleme çalışmasını yapacağız. Şimdi şu şekilde tuttuğumda kol altı artırması yapmam gerekiyor bu hizada. Dikiş yapmış olduğum sağ ve sol kısımdan birer tane ilmek çıkaracağım. Yeleğimizin son ilmeğin hemen yanındaki haroşa olarak dikmiş olduğum sağ taraftan bir ilmek. Bir alttan da çıkarabilirim. Şu şekilde. Ve sol yana geçiyorum gördüğünüz gibi. En son haroşanın yanından da bir ilmek çıkarıyorum. Kol arttırmasını ben bu şekilde yapmak istiyorum. Ve son ilmeğimiz, yani arka bedendeki son ilmeğimizi de haroşa olarak örüyorum ve alıyorum şişime. Kol altı artırmasını da bu şekilde yapmış oldum ve haroşalarımı örmeye devam ederek diğer kolumuza ilerliyorum. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Kol altı birleştirmesinde bu şekilde haroşalarla örerek takip ettik ve birleştirdik. Tekrardan dikiş yapıp ilmek atmaya gerek duymadık. Örgümüzü örerek arka bedendeki haroşalarımızı da ördük.
Tıpkı aynı kolumuzda, yani diğer kolumuzda yaptığımız gibi acılarımızdan oluşan 4 ilmeğin ikisini arka beden çalışması için, ikisini de kol beden çalışması için kullanacağız arkadaşlar. Buradaki düz ilmeklerimizin 4 ilmekten oluşan ve yine bütün ilmeklerimiz haroşa olarak örmeye devam edeceğiz ve diğer kolumuzdaki yaptığımız gibi 30 diş haroşa oluşana kadar bu kolumuzu da örüp dikip gelelim ve beden çalışmasına hırkamız için başlayalım. Arkadaşlar hemen bitmiş hırkamızı almak istiyorum. Şimdi sağ tarafını halletmiş olduk. Hırkamızın sol tarafı için çalışmasına devam ediyoruz. Her 12 sırada bir ilik evimizi açarak 5 kez düğmemiz gelecek şekilde dikeceğiz. Kol altından sonra kaç sıra haroşa örmüşüm? Hemen onun bilgisini de vereyim sizlere. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 ve 32. 32 sıra kol altından sonra haroşalarımı örmüşüm arkadaşlar. Ve yine lastik çalışması için 10 sıra bir ters bir düz örerek beden çalışmamızı da hırkamızı da tamamlamış olduk. Yalnız bu lastik kısmında kesinlikle herhangi bir kesme işlemi yapmıyoruz. Haroşalarımız bittikten sonra direkt lastik kısmımızı örerek hırkamızı tamamlıyoruz. Hırkamız için bütün sayılarımızı verdik arkadaşlar. Ve kol altı çalışmalarını nasıl yaptığımızı ve kollarımızı nasıl ördüğümüzü gösterdik. Kalan kısmı tamamen haroşa örgüden ibaret olduğu için videomu daha fazla uzatarak sizleri sıkmak istemiyorum. Yeni bir anlatımda görüşüp buluşmak temennisiyle abone olmak kanalıma tamamen ücretsizdir arkadaşlar. YouTube'da bütün kanallara abone ol tuşuna basmak ücretsizdir. Bazen yorum kısımlarından abone olmak kanalınıza ücretli mi soruları geliyor. İçiniz gönlünüz ferah olsun. Rahatlıkla abone ol tuşuna basarak yeni yayınlanan videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Yeniden görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın, takipte kalın, hoşça kalın.